Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bir grup bayan evde sizi izliyormuş şu anda başkanım. İki tane mesaj atmışlar. Selamlarımızı, saygılarımı iletiyorum. Haber attığımızda. Birçok mesaj var. Attığınız mesajların bir bölümünü yayında söyleme imkanımız yok ama yayından sonra bir Sayın Başkan'la kahve içerken ben o mesajları ileteceğim Sayın Başkan'a. Müsterih olun. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş menemenleriz diyor bayanlar. Evde Sayın Başkan'ı seyrediyoruz. Çok kısa zaman içerisinde bizi ikna etti Sayın Başkan diyorlar. Kısaca öyle özetleyeyim. Birkaç şey daha yazmışlar ama güveniyoruz. Güveniyoruz ama bir eleştirileri var size Sayın Başkanım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı verdi başkan dedi. Eşinize de selam gönderiyorlar bu arada. Sizi de yakından tanıyorlarmış bu arada. Onu da belirtmişler. Evinizin yerini falan söylüyorlar. Eşinizin ismini. Evet. Erkek egemen bir menemen belediyesi görüyoruz diyorlar. Fotoğraflara bakıyoruz, belediyeye gidiyoruz. Biz bunu daha önce Serdar Aksoy'a da iletmiştik. Olumlu talep, görüş alamamıştık, talepte bulunmuştuk. Erkek egemen bir menemen belediyesi görüyoruz. Fotoğraflara baktığımızda sürekli başkanın yanında bir topluluk var. Erkeklerden oluşan bir topluluk var. Belediyeye giriyoruz, birim müdürleriniz, daire müdürleriniz, bürokratlarınızın hepsi erkekmiş başkanım. Başkanın kadınlara güveni konusunda bir problem olduğunu düşünmüyoruz diyorlar. Erkek egemen bir menemen belediyesi görmek istemiyoruz, menemenli kadınlar. Şöyle ifade edeyim, sonuna kadar hak veriyorum ben hanımefendilere. Doğru söylüyorlar. O konudaki öz eleştirimizi geçenlerde ben de yaptım kendi kendime. Mutlaka hakikaten liyakata önem verdiğimiz hanımefendilerimizin bu konuyla ilgili nerede çalışmak istiyorlarsa, ne arzuluyorlarsa gelip benimle görüşebilirler. Hakikaten kendinde o özgüveni hisseden, ben bu birimin yöneticiliğine talibim diyen bütün hanımefendilere kapım açık. Belediyede çalışan... Belediye bürokratlarımız da olur, dışarıdan da olabilir. Kadın personellerimiz benle rahat görüşebilirler. Kesinlikle. Diledikleri zaman gelsinler, ben bu göreve talibim desinler bana. Mutlaka bu geçen arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde Durmaz kardeşimle yapıyorduk. Dedim ki bak bu konuda bir eksikliğimiz var. Siz de farkındasınız. Aynen öyle. Aynen öyle. Kesinlikle çok doğru hak bir veriyorsunuz. Hak veriyorum ben hanımefendilere. Merak etmesinler, o dengeyi koruyacağız. Çünkü dün Sayın Cumhurbaşkanı kadın kollarında bir konuşma yaptı. Evet, biz sabah verdik değil mi Deniz canlı yayını Sayın Cumhurbaşkanı'nın? AK Parti'nin üzerine asla sindiremezsiniz dedi. Kadın bizimle siyasette var oldu dedi. Evet. Şimdi bunu Menemen'de görmek istiyorlar Sayın Başkanım. Kesinlikle doğru söylüyorlar. Kadınlar Menemen'de görmek istiyorlar. Sayın Başkan'ın mesajı çok net. Gerek belediye içerisinde çalışan kadın arkadaşlar diyor. Gerekse dışarıdaki bize destek verecek olan arkadaşlar hiç çekinmeden bana ulaşsınlar. Yani size ulaştıklarında Sayın Başkan diyor ki o mesajı aldım ben. Bu eksikliği de hissediyorum Menemen Belediyesi'nde ama daha yeni başladık. Benim de tespitim o yönde. Ama bunu çözeceğiz. Kesinlikle Menemen Belediyesi'nde kadın bürokratlar, halkla ilişkiler müdürü mesela, protokol müdürü mesela vesaire aklıma gelenleri söylüyorum. Basın yayın müdürü mesela. Görebilecek miyiz ilerleyen dönemde başkanım? İnşallah. İnşallah göreceğiz. Hedefimiz de olacak zaten. Etrafınızda hep böcekler olmayacak değil mi başkanım? Çiçekler de olacak anlamında öyle söyleyeyim. Öyle demeyelim. Bürokrat arkadaşlarımızla bu konuyla ilgili. Ama hepsi birbirinden karışık değerli. Karışık olacağız. Merak etmesin. Hepsi birbirinden değerli. Evet, evet. Birçoğunu evet. da tanıyorum başkanım evet. bu arada ben. Sağ olun. Hepsine selam gönderiyorum. Umarım espriyi anlamışlardır. Bizim ekibimiz de sizi çok seviyor. Onu bilmenizi teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim. Biz size çok güveniyoruz. Gerçekten çok güveniyoruz. Neden çok güveniyoruz? Millete hizmet eden herkes çok değerlidir. Gerçekten her baba yiğidin harcı değildir. 2 saat sosyal hayatınızdan fedakarlık edin. Bir cumartesi pazarınızı, insanlar şimdi benim ne demek istediğimi anlarlar. Bir cumartesi pazarınızı denesenize fedakarlık edip başka bir şey de harcamayı. İnanın bir cumartesi pazar harcarsınız. İkincisinde siz de istemezsiniz, ailenizde problem çıkarır. Ama sizin gibi pozisyonlarda olan kişilerin
hayatı, sosyal hayatı sıfıra iniyor. Aile hayatı sıfıra iniyor. Bunun için her baba yiğidin harcı değil. Bir de işini doğru yapıyorsa tadından yenmiyor bu insanlar. Çünkü bu insanlara ihtiyacımız var başkan. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi Sayın Tübcan, geçen ne zaman? Tabii dün yine bürokrat arkadaşlarımız da bir iş için beklerken bir noktada televizyona gözümüz ilişti. Ya dedik ki şimdi herkes birkaç dakikalık periyotta herkesin gözü televizyonda. Şöyle birbirimize baktık. Ya dedik ki televizyon izlemeyi özledik herhalde. Değil dedik. Mi? Yani biz tabii hayatla bu konuyla ilgili kendimizi kopardık artık. Bundan sonra bizim varımızda, yoğumuzda menemen halkı.